Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından 2018 yılında başlatılan Siper Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi projesi başarıyla devam ediyor. Aselsan, Roketsan, TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı tarafından yürütülen projede birden fazla füze geliştiriliyor. Savunmasanayist.com tarafından edinilen bilgiye göre, Siper'de kullanılacak ilk füze olan Siper Blok 1 füzesi, bir atışlı testi daha başarıyla tamamladı. Bütün unsurlarıyla sağlıklı bir şekilde performans gösteren Siper Hava Savunma Bataryasından ateşlenen ve 100 km menzile sahip olması hedeflenen Siper Blok I füzesi, test esnasında kendi menzil rekorunu kırdı. Test esnasında kaç kilometre menzile ulaştığı açıklanmasa da füzenin, 100 km menzil hedefini tutturmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı, Siper sistemini 2023 yılı içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunmayı hedefliyor. Daha önce, çok alçak irtifada Korkut ve Sungur, alçak irtifada Hisar A artı ve orta irtifada ise Hisar O artı hava savunma füzeleri milli imkanlarla geliştirilmiş ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmiştiler. Her bir Siper Hava Savunma Sistemi bataryası, 4 adet Siper Füze Fırlatma Sistemine, en az 2 adet Füze Taşıma Yükleme Sistemine, 1 adet UMAR, TEIRS Arama Radarına, 1 adet Atış Kontrol Merkezine, 1 adet Atış Kontrol Radarına, 1 adet Filo Kontrol Merkezine ve 3 adet Haberleşme istasyon Aracına sahip olacaktır. Siper Hava Savunma Sistemi Genel Özellikleri: Hava Savunma Planlama ve Koordinasyon, Komuta Kontrol Kapsamında Bilgilerin Yönetimi ve Dağıtımı, Birleştirilmiş Hava Resmi Üretimi, Çoklu Angajman ve Ardışık Ateşleme, Manuel, Yarı Otomatik, Otomatik Angajman, Dost-Düşman Tanımı, Tehdit Değerlendirme ve Silah Tahsis, Otomatik Teşhis Yönetimi, Çoklu Hedef Çoklu Radar Füzyonu, Füzeler ile Çift Yönlü iletişim, Telli, Telsiz Haberleşme, Dik, Eğik Atış, Zorlu Şartlarda Görev Yapabilme, HVBS ile Arayüz, Radnet Bağlantı, Taktik Veri Linkleri ile Üst Komuta Bağlantı, Gömülü Simülasyon, Her biri 6 adet füze atabilen 8 adet FFS ile görev yapabilme.